Arkadaşlar merhaba. Bugün size Intel Celeron 1.7 ve Intel Core 2 Duo, şöyle yakından ben de bakmak istiyorum. Net görünmüyor çünkü. 2.2 GHz işlemci tanıtacağım. Bu 1.7 GHz. Şimdi bununla ikisini birden neden tanıtıyorum? Onu öncelikle söylemek istiyorum. Pentium 4 anakartlar iki şekilde üretildi. Birisi şöyle, altını çeviriyorum bakın. Ayaklı işlemci destekleyen, diğeri de ayaksız işlemci destekleyen. Bakın. Bunların ikisi de aynı chipsetli anakartlarıyla uyumluydu. Ama soket tipleri değişikti. Birisi ayaklıydı, diğeri ayaksız. Şimdi örnek veriyorum. Bizim dönemimizde Celeron 1.7 çok popülerdi. Onun örneğini vereyim. Nasıl popülerdi? Fiyat ve performans yönünden uygun bir işlemciydi. Pentium 3, Pentium 4'ün 3 GHz işlemcisi de vardı. Diğer videolarımda bunu da tanıtmıştım size. Pentium 3'ün 3 GHz'i çok pahalıydı. Ve gerçekten müthiş paralara satılıyordu. Celeron 1.7'ler ise cefakardı. Uygun fiyatlı Intel işlemcisiydi. Ve biz genelde, benim dönemimde bütçesi yüksek olmayan kişiler bunları tercih etti. Intel Celeron 1.7 işlemci Intel Pentium 4'ün anakartlarının tamamına uyar. Yani altı şu şekilde, ayaklı işlemcilerin tamamına uyar. İşlemci destekleyen anakartlara uyar. Bu işlemcilerin desteklediği RAM tipleri, ondan da bahsedeyim. SD RAM ve DDR RAM destekler. DDR 2 RAM bulamazsınız diyebilirim. Çünkü DDR 2 RAM'e geçtiğimizde Intel Pentium 4 anakartlarda bu tarz işlemcileri kullanmaya başladı. Bunların DDR 2 RAM'li anakartını ben görmedim. Yapılmış da olabilir. Yanlış bilgi vermek istemiyorum ama bizim elimize bunlar da DDR 2 RAM'ler kullanılmaya başladığı şekilde geçti. Bunların tabi Pentium 4 yapıldı, Core Duo'su yapıldı, Core 2 Duo'su yapıldı, Core 2 Quart yapıldı, Core Quart adı altında yapıldı. Megahertzleri, gigahertzleri değişti. Maksimum 3.2 GHz'e kadar çıktı bu işlemciler. Örnek veriyorum, 3.2 GHz Pentium 4 bu şekilde işlemci yaptı ama frekansı 800 MHz veri yolu veriyordu. Core 2 Quart yaptı, 1333 MHz veri yolu veriyordu. 1333 MHz'de DDR3 RAM destekliyordu. Bunu örnek vereyim size. Bende bir tane anakartım var, Gigabyte'ın. Örnek veriyorum. Bu işlemcinin en düşüğünden en yükseğine kadar tamamını destekliyor. Zaten en yükseği Core 2 Quart tarzı işlemciler. Bunlar da 1333 MHz, 16 MB ön bellekli işlemciler. Öyle söyleyeyim size. Yani şunu gösterdiğim zaman, okumaya çalışıyorum öncelikle, yanlış anlamayın. 128 kilobayt ön belleği olan bir işlemci ile, bakın, Core 2 Duo'nun işlemci ön belleğine bakıyorum sizin için. Bu da 2 MB ön bellekli bir işlemci. Gördüğünüz gibi. Yani bunda bunların farkını anlatmak istiyorum. Intel bu dönemde, yani Pentium 4 döneminde işlemcilerin altyapısını değiştirdi. Soketli işlemciden ayaksız işlemciye geçti. Farkı buydu. DDR1 ve SDRAM destekliyordu. DDR2 ve DDR3 RAM destekleyen bir altyapıydı. Chipsetleri de değişiyordu bu arada. Tabi altyapı, örnek veriyorum. Bu işlemcimiz AGP ekran kartı desteklerken, bu işlemcimiz hem AGP ekran kartlı anakartlarda hem PCI Express ekran kartlı anakartlarda kullanılmaya başlayan bir işlemci türüydü. Bunu da size ekstra bilgi olarak vermek istiyorum. O yüzden 2 adet işlemci tanıttım. Anakartınıza işlemci alırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. İşlemciniz fanın altında bu şekilde, soketli mi? Bu şekilde anakart üzerinde olan ayaklı iş, ayaksız işlemci mi? Anakartın üzerinde ayaklar var, İşlemci ayaksız. Bunda ise anakart üzerinde ayaklar yok, İşlemcide ayaklar var ve anakart üzerine oturup kapatılan bir pini var. Bu da anakart üzerine oturuluyor, kapaklı, yine kapatılan bir pini var. Bunu fanlardan da anlayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Celeron işlemcinin fanı yuvarlak şekilde değildir üzerinde. Kare şeklinde, şu şekilde iki tane tırnak vardır. Fanım da ufaktır biraz da.
Bu tarz yani Pentium 4 ayaklı işlemciler diyeyim. Celeron demeyeyim sadece. Bu tarz işlemcilerde de Pentium 4, Core 2 Duo, Core 2 Quart'ta da yuvarlak fan vardır. Kenarında 4 tane pin vardır çevirmeli. Bunlar da ayaksız işlemcilerin fanlarıdır. Yani fanı çıkartmadan da işlemcinin nasıl tür bir işlemci olduğunu anlayabilirsiniz bu şekilde. Videom şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı ve değişik videolar çekmemi isterseniz yine yorum yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.